Merhabalar. Yeni bir portföy tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Ben Beşevler'deyiz. Beşevler bölge uzmanı olarak burada olmaktan dolayı mutluyum. Hatta kendi sokağımdayım. Tanıtacağımız bina, arkamdaki Esra Hanım çekebilirsiniz. Poyraz Apartmanı. Burası aynı zamanda benim kendi sokağım. Binamızın asansörü yok. Belki cephe olarak sokağa bakıyor. Sokağa bakan cephesi. Şöyle sokağa bakan cepheyi çekerseniz. Tamam, beni çekebilirsiniz artık. Ama yakınında manavı var. Yakınında BESAŞ'ı var. Ana otobüs güzergahı önünde ve arkasından geçiyor. Bursa'nın neresine gitmek isterseniz ulaşım imkanı bakımından çok elverişli bir yer. Metro yürüme mesafesinde. Parkı var. Çocuk parkı var arka tarafta. Okula yakın. Konumu çok güzel. Dış çekimlik söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi iç çekimle devam edelim. Merhabalar. İç çekimle devam ediyoruz. Evimiz 4+1. Girişte şu an kameranın arkasına denk geliyor. Bir dolabımız var. Devamında dolabı da çekmiş olalım. Geriye gelerek çekebilirsiniz Esra Hanım. Tamam. Solumuzda şimdi tuvalet banyomuz var. Burada duşakabinin içinde hem normal tuvaletimiz şöyle, hem burada duşumuz var. Burada mutfağımız devam ediyor. Mutfağımızı çekelim. Ben bu arada bilgi vermeye devam edeyim. Evimiz 6 yıllık. Kat mülkiyeti. Altta ve üstte olmak üzere iki tuvalet banyosu var. Salonla devam edebiliriz. Mutfakta gördüğünüz gibi ankastre fırını. Şimdi salonda kliması. Evin iç dizaynı olsun, boyası olsun, döşemeleri olsun. Ev yeni, diri bir ev. Aşağıda bir odamız daha var. Buradan devam edelim. Burası diğer odamız. Burası salon olarak kullanılabilir. Burada içe bakan bir penceremiz var. Ama öyle karanlıkta kalan bir durumu yok. Şu an akşamüstü. Biraz o yüzden orayı bilerek kapattım ışığını. Böyle gelelim. Burada bir de kileri çekeceğim. Merdivenin altında kilerimiz var. Yine merdivenden çıkarken ev sahibimizin yaptırdığı kütüphanesi var. Evet. Merdiven sonrası kütüphaneye devam ediyoruz. Üst katı çıkalım mesela. Yani bu dublex'teki merdivenler de genelde dublex'lerin böyle merdivenleri dar olur, küçük olur. Onun aksine arada bir kütüphanesi var. Geniş bir merdivenle devam ediyor. Solumda yine bir oda, sağımda tuvalet banyosu, çamaşır makinesi, yine eşyalık gibi diyelim. Bir küçük bir odamız var. Giyinme odası da denebilir. Solumda çocuk odası, şirin bir çocuk odamız var. Yatak odasıyla devam edelim. Yatak odası da yine büyük bir gardırop alabilecek düzeyde. Büyük, yine aynı zamanda ebeveynin yanında küçük yatağını da alıyor. Evet. Burası da üst kattaki salonumuz. Tuvalet banyoyu da çektiniz mi? Esra Hanım, çekmediniz. Oraya atlamayalım. Tuvalet banyo. Bu da jacuzzi'miz var. Bu da yeni, diri. Akıntısı, sızıntısı yok. Her şeyde. Şöyle. Mesela burası da üst katın
büyük odası. Yani böyle bir yemek odası olarak kullanılabilir. Akşam maç izlemek için kullanılabilir. İşte misafiri ağırladığımız aşağıda hanımlar, yukarıda erkekler ya da tam tersi olabilir. Güzel bir dizayn yapmış ev sahibi. En sonunda terasımızda da kapanışı yapacağım. Burada havadar bir terasımız var. Kısaca evi tanıttıktan sonra neden bu ev? Ondan bahsedeyim. Evimiz bir kere çok geniş. Yani iki aile yaşayabilir. Belki altlı üstlü annesiyle babasıyla yaşamak isteyenler için mesela düşünülebilir. Dediğim gibi belki cephesi içe bakıyor ama ona rağmen müthiş bir Bursa manzarası var. Merkezi bir konumda, ana otobüs güzergahlarına dış çekimde de söylemiştim yakın. Metroya yürüme mesafesinde, hastaneye yürüme mesafesinde dış çekimde söylememiştim. Anadolu Hastanesi de yine aynı şekilde yürüme mesafesinde. O yüzden büyük, uygun, merkezi bir ev arıyorsanız bu evimizi tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederim.